Doğu Anadolu'da M.Ö. 9. yüzyılda Urartu Krallığı'nın kurulmasının ardından merkezi otoritenin varlığını temsil eden yeni bazı standart uygulamaların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Önceki döneme göre daha gelişmiş imar faaliyetleri, farklı tekniklerle inşa edilmiş kaleler, yeni bir tapınak planı, yeni bir baştanrı ve yeni bir çanak çömlek geleneği krallığı karakterize eden açılımlardan birkaçıdır. Bunlar içinde herhangi bir yerleşmenin Urartulu karakterlerini belirleyen en önemli malzeme grubunun başında çanak çömlekler gelir. Orta Demir Çağ'da Doğu Anadolu'da varlık gösteren çanak çömlek gelenekleri göz önüne alındığında bunlardan hangilerinin Urartu Krallığı'nı temsil edebileceği veya Urartu çanak çömleği olarak tanımlanabileceği konusu kırmızı perdahlı keramikler dışında henüz kesin hatlarla belirlenebilmiş değildir. Urartu çanak çömlek repertuarının ana karakterinin belirlenebilmesi için özellikle Urartu'nun krali mezarlarından elde edilen buluntuların değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu bağlamda Ayanis, Çavuştepe, Anzaf, Altıntepe, Toprakkale, Van Kalesi, Adilcevaz yani Kef Kalesi, Kayalıdere, Bastan, Arinbert yani Erebuni ve Karmirbulur gibi kalelerden elde edilen çanak çömleklerin büyük oranda Urartu çanak çömlek repertuarını yansıtabileceği düşünülmektedir. Son yıllarda in situ buluntularıyla dikkat çeken kazısı yapılmış en önemli merkez Ayanis Kalesi'dir. Ayanis Kalesi'nden ele geçen çanak çömlekler hem yüzey hem de hamur özellikleri göz önüne alınarak çeşitli mal gruplarına ayrılmış ve tüm çanak çömlekler detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bunun yanında 1970'li yıllarda kazısı yapılan ve Kuzeybatı İran'da yer alan Bastan'da ele geçen çanak çömlekler üzerine de ayrıntılı bir çalışma yapılmıştır. Gerek Bastan'dan gerekse Ayanis Kalesi'nden ele geçen Urartu çanak çömleklerinin kap formlarına yönelik tipolojik çalışma ise yine ilgili yayınlarda detaylı olarak ele alınmıştır. Ayanis ve Bastan'daki çalışmalara karşın Toprakkale, Çavuştepe, Altıntepe, Van Kalesi, Adilcevaz Kef Kalesi, Kayalıdere, Arinbert Erebuni ve Karmirbulur gibi eski kazılara ait yayınlarda ise çoğunlukla kırmızı perdahlı kaplar ile büyük boy depolama küplerinden bahsedilmiş ve diğer türdeki çanak çömlekler hakkında bir değerlendirme yapılmamıştır. Anzaf ve Yoncatepe kaleleri ile ilgili yayınlarda ise ele geçen çanak çömleklerle ilgili bir bilgi verilmemiş ve sadece kırmızı perdahlı Urartu keramiklerinin varlığından bahsedilmiştir.